Bu yazıyı gördüğünüz yerde gönül rahatlığıyla ve güvenerek yiyip içebilirsiniz. Ve esprisi şurada yazının online fotoğraflı ve biraz daha ciddi resmi versiyonu var. Benim anlattığım dil biraz daha farklı olacak şu an, daha samimi olacak. O yüzden buradan isteyen okuyabilir ama diğer yazıları fazla okumayın, namahrem şeyler var. Her şey... Almanca'nın yoklaması nerede? Bitiremediniz mi hala? Çabuk, devam. Her şey sisli bir sonbahar günü başladı. Sabahleyin hava zaten biraz kasvetli ve insanı evden çıkarmamaya zorlayan bir ortamdaydı. Ben bunlara rağmen güzel bir kahvaltı ve keyif çayından sonra eve hapsolmaktansa kendimi dışarı attım. Bunun sebebi de açlık arkadaşlar. Açlık derken sadece yemek düşünmeyelim. Yani yiyip içmeye de muhtacız ama başka şeylere de açlığımız var. Sevmek, sevmek, bilmek gibi. Benim bilgi açlığım vardı. Bunu ödevden ziyade yeni bir şeyler öğrenmek ve kendi dağarcığımı geliştirmek, o günümü daha güzel geliştirmek için kabul ettim. Ve müziğe o yüzden gittim. Yani ödev olarak görmedim. Sabahleyin eden... Bunun sebebi ne? Bu neşe, gürültü, sessiz olun, gideyim. Ben de duyuyorum. Evet. Sabahleyin eden çıktıktan sonra kısa bir... Aslında bu kadar kısa değil mi? Ortalama bir otobüs yolculuğundan sonra müzeye yakın bir yerlerde iniyorsunuz. Avrupa yakasından gidenler için ben tarif edeyim. Önce Kadıköy'e gidip daha sonra da Göztepe'den geçen herhangi bir otobüste İstanbul Oyuncak Müzesi'nin giden yakınlarından geçen bir otobüse binebilirsiniz. Benim tavsiyem 17 numara en bilinen, kolay bulunabilen bir şey. Anadolu yakasındakileri zaten biliyordur diye tarif etmiyorum. Daha sonra müzeye doğru yola çıktım ama dediğim gibi sisli de yağmurlu hava vardı. Benim açımdan bir avantajdı bu. Çünkü müzenin ziyaretçi sayısında bir azalma olacağını düşündüm. Tahmin ettiğim gibi de çıktı. Böylelikle ben müzeyi daha rahat gezerek oranın bütün imkanlarından tamamen faydalanma şansına sahip oldum. Müzeden girerken o sokağın başında binayı tarif edeyim biraz size. Orada Göztepe bölgesinde bulunan bir müze. Buradaki binaların tamamı kutu kutu, zevksiz, renksiz, bildiğimiz standart müteahhit işi tasarım özelliği olmayan binalardan oluşuyor. Siz sokağın başına geldiğiniz zaman zaten o müze binasını görmeme, fark etmeye şansınız yok. Mimari olarak uzaktan Amerikan siding görüntüsü olsa da yakından baktığınız zaman İngiliz Victoria, Osmanlı yalı tarzı Amerika'nın klasik ulusallaşma, koloni çağındaki evlerinin tarzında panjurları falan boyası, yine yağlı boya bir şekilde. Ve sokağın başında iki tane devasa zürafa heykeli var. Yanında 5-6 araçlıkta otoparkı ve güvenlik verilmesine oluşan bir sahne bizi karşılıyor. Girişten sonra zürafa heykelleri dedik, bir de içeride bahçede çocukları eğlendirmesi açısından kurşun askerler, eşeğe ters binmiş Nasrettin Hoca heykelleri falan gibi böyle ufak tefek ortamı renklendirecek şeyler var. İçeri girdikten sonra giriş kapısında bizi karşıda müze ziyaretçilerinin satın alması için oyuncak satışı ve vermesi falan var. Biletler de aynı yerden satılıyor. Bu arada tam bilet jeton usulü çalışıyor. Tam bilet 12 lira, indirimli bilet de 9 lira diye hatırlıyorum. Ya, belli bir yaş altında ücretsiz mi diye soranlar oluyor. Benim bu müze yazısını sadece size anlatmadım. Bazı akrabalarıma da anlattım. 50 yaşın altındakileri ücretsiz falan diye belirtmemişler. Ben de sormadım zaten. Oyuncak satışı da var yani, haberiniz olsun. Oradan broşürleri, jetonunuzu falan temin ettikten sonra turnikeden geçiyorsunuz. Aynı zamanda girişte kapının yan tarafında bir tane ziyaretçi defteri var. Yani müzeyi çık girdikten sonra girde çıkarken o ziyaretçi defterini doldurmayı unutmayın. Genelde çocuklar dolmuş ama bazen büyükler de güzel şeyler karalayabiliyor. Müzenin içerisine girersek sağda ziyaretçi defteri dedik. Bir de orada hatıra parası basma makinesi var. Ama elle çalışıyor. Biraz daha bence güzel ve zevkli olmuş. Önce gişeden yine jeton alıyorsunuz.
jetonu makineye attıktan sonra orada kas gücüyle elle çevirerek çalıştırılan bir makine var. Metal bilye bir şey, yani biraz daha sert değil, daha yumuşak bir hal var. O metali, yuvarlak bilyeyi belli bir presten geçirdikten sonra size müze hatıra parası olarak veriyor. O da fotoğraflarda yine bu dediğim blokta görebilirsiniz. Buraya getirmedim. Onu da söyledikten sonra oyuncaklara geçelim. Bizi ilk karşılayan oyuncaklar müzenin başında sağ tarafta yerli oyuncaklar. Yerli oyuncaklar teller ve tahta, ahşap veya sokak aralarında kullanılan el tekerleği veya bacak arasında tahta at şeklinde kullanılan oyuncaklar var. Burada yerli oyuncaklarda biraz daha önceki yıllarda tellerden yapılanlarda basit şeyler görüyoruz. İşte kepçe, çatal, bıçak gibi. Ama biraz daha tarihin ilerlediği zamanlarda bakıyoruz telden savaş uçağı veya gemi gibi şeyler yapılmış. Burada kompleksleşiyor zaman içerisinde. İlerlerde, biraz daha ilerleyince teneke kalıplardan, preslerde yine bildiğimiz tenekeyi prese basıp oyuncak yapma, üzerinde boya sürüyorlar. Oyuncak yapma sistemleri geliştirmiş bizim yerli üreticilerimiz. O üreticiler biraz daha seri üretime geçmesine katkıda bulunmuş. Ve bir iki camekan daha geldikten sonra bu sefer kumaş ve deriden Hacivat Karagöz olsun, Müjdat Gezen'in biraz sayesinde ünlü olan bir iki tane oyuncak var, ismini tam hatırlamıyorum, onlar. Yani bizim yerli dediğimiz oyuncaklarla karşılaşıyorsunuz. Burada benim dikkatimi çeken, yerli oyuncakların genelde ahşap ve kumaş ağırlıklı olması, deri ağırlıklı olması. Kumaşı ben şöyle düşündüm, bizim fedakar Anadolu kadını derler. Bu tabirin ne zaman çıktığını da az çok biliyorsunuzdur. Kurtuluş Savaşı zamanında kadınların hem bazen cephede savaşması, bazen köyde tarım yapması, hayvancılık yapması, bir yandan mermi doldurması, doldurduğu mermileri cepheye taşıması, bir sürü fedakarlık yapmış. Aynı zamanda kadın evde de boş durmamış. Şu anda illaki savaş ortamında değil. Yani ben savaş ortamından örnek verdim. Ev ortamında da olabilir. Kadının bulabileceği, çocuğuna oyuncak olarak yapabileceği kaç tane malzeme var? Evde en kolay bulunan kumaştır. Ne yapıyor? Kumaştan oyuncak hemen dikiyor. Zaten el becerisi de vardı. Dikişi biliyordum. Giysi dikme ediyorsa oyuncağı da çok rahat bir şekilde dikecektir. O yüzden benim dikkatimi çeken yerli oyuncaklarda kumaşın ağırlığı. Daha sonra biraz daha ilerledikten sonra karşıda bir tane oyuncak balonundan koridorun karşısında şeyi göreceksiniz. Yaşlı bir dede. Yalnız o kadar gerçekçi yapmışlar ki balonun heykeli. Gerçekle ayırt etmeniz çok zor. Ben ilk girdiğim zaman gerçek bir insan orada oturuyor ve oyuncaklarla ilgileniyor zannettim. Ufak bir oyuncak gibi görüntüsü vermişler tam koridorun karşısında. İçeride camekanda balonlu bir dede oturuyor. İçeride de raflarda bir sürü oyuncaklar, bazıları yarım yamalak, bazıları tam sergileniyor. Bu arada müze binasından biraz daha bahsedeyim size. Tek blok ve 3 katlı bir bina düşünün, villa şeklinde, tek dairelik. Ben ilk gördüğümde bir müze için küçük olduğunu düşündüm. Gerçekten de biraz gezdikten sonra bu öngörümde ne kadar haklı olduğuma karar verdim. Çünkü oyuncaklar o kadar çok fazla ki hala gelmeyen oyuncaklar var. Sürekli diğerlerden gönderiliyor, bu müzenin kurulduğunu duyanlar gönderiyor. Çoğu oyuncak sığmadığı için üst üste bazı yerlerde toplanmış, yığılmış falan. Ama genelde tabii ki düzenli, müze olarak düzgün görünüyor. Balmumu dedeyi geçtikten sonra sağ tarafta ise itfaiye ürünleriyle alakalı oyuncaklar duruyor. Şöyle bir kroki şeklinde ben çizersem. Burası giriş arkadaşlar. Ziyaretçi defteri, yerli oyuncaklar, burada hatıra parası basma, burada yine yerli oyuncaklar var, burada yaşlı amcamız var, burada itfaiye oyuncakları, hani böyle merdivenli ambulanslı böyle büyük araçlar falan, onların hepsi burada. Şu kısımda da, yani girişten sonra sola döndüğünüz kısımda yerliler var. Bu yerliler dediğimiz Amerikan yerlileri, Amerikan yerlileriyle Amerika'nın oradaki işgalci güçlerin mücadelesini anlatan genelde şeyler, sahneler. Bu sahneler nasıl oluyor? Mesela bir tane kamp ateşi yakılmış,
Çevresinde yerliler dans ediyor. Bir tane Amerikalı yakalamışlar. Ortada ateşin yanında direğe bağlanmış. Ya öbür tarafta bu sefer Amerikalılar, işgalciler gelmişler. 2-3 tane yerliyi atın sırtına yerleştirip işte hapse götürüyorlar. Veyahut da yerlileri hapsetmişler. Hapisten kaçma sahnesi var orada. Bir yerde yine dağda yerliler ağlanıyor. Böyle güzel bir ortam oluşturmuş. Yalnız burada biraz daha ortamı renklendiren bir şey var. O da her odaya girdiğinizde mesela yerlilerden örnek verirsek oraya özgü bir müzik çalıyor. Buraya geldiğinizde yerli ve Amerikan eski müziği diyelim ki itfaiye ile alakalı yere girdiğiniz zaman da itfaiye sireni duyabilirsiniz. Veyahut da müziği bazı odalarda konuyla alakalı duvarlara LCD ekranlar yerleştirmiş. Oradan videolar. Duvarlara dokunulmamış ama şöyle bir şey var, onu da belirteyim. Şimdi az önce dedim ki Göztepe bölgesinde bir sürü beton bloklar var evler. Ama bu bina yeni yapılmış sırf müze için sonra eski bir görünüm verilmiş. Yoksa zaten tarihi bir bina mıydı, ben ona dikkat etmediğim için. Sunayap'ın ailesinin evi yani Sunayap'ın. Ha, ben onu bilmiyordum. Ha, o zaman büyük ihtimal orijinale zarar verilmemiştir. Çünkü ahşap merdivenler bile hala yukarı aşağı inip çıkarken gıcırdıyor falan. Sadece boyamış ve tadilat yapmışlardır. Ama genelde bozmamaya çalıştılar. Hatta öyle ki benim o zaten dikkatimi çekmişti. Normalde bir müzede sıfırdan yapıldığını düşünsek, düz duvar ve tavan, işte karton kliyer falan bir eski tarihi ve eser görüntüsü vermek isterseniz öyle bir düzen olması gerekiyor ama ben orada dolaşırken sanki ev bahçesinde, balkonunda veya da salonunda birazcık ufak bir karton piyerle lamba çıkıntısı yaparlar ya, ampulün kablo deliği hala görünüyordu yani. Büyük ihtimal orijinaline dokunmamak, bozmamak için öyle davranmış olabilirler ama belki de zaman yetmedi, bilmiyorum. Bütçe de yetmemiş olabilir. Bu zemin kattı arkadaşlar. Birinci kata geçiyorum. Birinci katta yukarı çıktığımız zaman yine sağ tarafa döndüğümüzde motosiklet, otomobil, oyuncakları görüyorsunuz. O oyuncaklarda genelde şöyle oluyor. Zaten hemen aklınıza canlanmıştır. Böyle iş merkezlerinde, ofislerde veyahut da çalışma alanlarında evde olsun. Raflarda veyahut da cam mekanlara otomobil veya motosiklet, metal olsun. Başka bir şey, tel olsun. Minyatürler koyuluyor ve oraya renk atar. Onlar var. Ondan sonra bir tren odası var. O tren odasının özellikle çok beğendim. Onun sebebi de şu. Gerçek tren malzemeleriyle yapmışlar. Bir tane oturma için koltuk koymuşlar mesela. Kompartımandan getirip tren koltuk koymuşlar. Ondan sonra bir tane ufak bir tren devamlı hareket ediyor. Orada tren sesi ve sirenler falan da var. Çok atmosfere sokacak şekilde güzel hazırlanmış. Sonra tren dolapları olsun, kapıları olsun, pencereleri olsun. Aynen öyle yani, o odada bir tane pencere var ve tren penceresi. Gerçekten de pencere dışarıya bakıyor yani. Uyumlu bir hale getirmişler. Orada bir de şöyle güzel bir şey vardı. Mesela bu Marmaray'da acil durum filmi vardı ya, lüzumsuz haller dışında kullanmayın diye kızıyorlardı. Bazıları da durdurduk yeri asılıyoruz falan. Oraya bir tane şey koymuşlar, kol koymuşlar, acil durumlar dışında kullanmayın diye. Ben dedim bir asılayım bakayım, belki gerçekten ya filan sesi gelir, ya alarm falan olur, hiçbir şey olmadı. İstediğiniz kadar giderseniz asılabilirsiniz, haberiniz olsun. Daha sonra ileride sağda yani trenden sonra bir tane büyük bir alan var bu sefer. Bu oda bayağı büyük. Sebebi de şu. Burada karma oyuncaklar var. Genelde sahneler karmaşık. Nedir? Mesela bir tane ayakkabıcı dükkanı sahnelemiş oyuncakçı. Şöyle küçük bir karton kutu içinde doldurulduğunu düşünün. Ama nasıl bir kalite, nasıl bir detay var? Ayakkabının bağcığından orada ayakkabıcıdaki çiçeğin saksısındaki çakıla kadar düşünmüş arkadaşlar. O saksının altındaki tabağı, ayakkabının tırtıkları, yani bunlar tamamen detaylara dökülmüş. Orada yine benim dikkatimi çeken Alman oyuncaklarıydı. Ben mesela Japon oyuncaklarına baktım, çok zevksizler. Amerikan oyuncaklarına baktım, sanayi devriminden sonra oradaki tarih, ben tarihlerini de inceledim, çok belirgin bir fark var. Mesela tarihte ileriye doğru gittiğimiz zaman oyuncaklarda biraz daha basite kaçma, hazır kalıp ve
preslerden çıkan oyuncakların sadece boyandığını, tenekeden yapıldığını görüyoruz. Tarihte geriye doğru gittiğimiz zaman da ise özellikle Alman, Japon, Çin gibi oyuncaklara baktığımız zaman daha çok oymacılık, boyama, kilden, ahşaptan, camdan, metalden bir sürü malzemeden kullanılarak oyuncakları ortaya döktüğümüzü görüyoruz. Ben şahsen eski oyuncakları daha çok beğendim. Burada Almanlardan bahsettim az önce. Almanlar her işte öyleler mi bilmiyorum ama oyuncak konusunda da aşırı derecede detaylı ve kaliteli olmuş. Yani malzeme de kaliteli, işçilik de kaliteli ve sanat eseri diyebileceğiniz kadar da güzel. Oyuncaklar böyle. Ondan sonra sol tarafta ise gemi, deniz, deniz uçak oyuncakları var. Bu oyuncaklar fazla... Ondan fazla bahsetmeyeceğim. Hemen o zaman bir sonraki kata geçelim. Bir sonraki katta... bir sonraki katta sağ tarafta hemen hızlıca bir şekilde geçiyorum. Ahşap oyuncaklar, biraz daha oymacılık, hayvan, çiftlik ürünleri. Hemen ondan sonra orta çağ sahnesi. Şatolar, ejderhalar falan. Bir sonraki sahnede uzay oyuncakları var. Uzay oyuncaklarının odası da biraz güzel. Yer uzay gemisi gibi metalden, tavanda yıldızlar, galaksi gibi bir görüntüsü var. Onu da yine fotoğraflardan görebilirsiniz. Bir tane çekmiş oldum bunlardan. Ve orada komik bir şey var arkadaşlar. Bir tane Ali diye bir çağ çocuğa oyuncak almış annesi babası. Uzay gemisi şeklinde, UFO şeklinde. Babaannesi de gitmiş ona peluştan kılıf tutmuş. Bayağı komik bir görüntü. Aynen uzay gemisinin kılıfıyla beraber orada sergiliyorlar. Daha sonra sol tarafta ise bakayım onu da, şimdi aklımda kalmadı. Evet, bunu da söylemeden geçemiyorum, iyi ki bakmışım. Hitler ve Dünya Savaşı ile alakalı ürünler var. Orada şu yine en önemlisini söylüyorum. Bilmem kaç yılında en büyük, dünyanın en büyük bir elmini zeplini vardı, yanmıştı yangında. Onun maketi, haberleri falan var. Bir de Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya savaşıyla alakalı, Hiroşima'daki atom bombasıyla alakalı şeyler var. O Hiroşima'yla alakalı bir tane nesne var. Orada aynen eriyik, çamur gibi bir şey, taş gibi bir şey veriliyor. Detaylarını okudum ben bunu niye buraya koymuşlar diye. O da şuymuş. Hiroşima'ya atom bombası atıldığı zaman o kadar yüksek bir sıcaklık çıkmış ki ortaya. Penceredeki cam erimiş, yere doğru akmış sıvı gibi, sonra tekrar katılaşmış. Tabi onun belli parçalarını alıp dünyanın belli kısımlarında sergilemeye koymuşlar. Hemen bir üst kata geçiyorum. Fazla uzun sürmesin diye. Çatı katında, ileride dağıtabiliriz bu arada. Çatı katında eski eşyalar var. Aynı Amerikan filmlerinde görürsünüz ya. Üstü tozlanmış, televizyon olsun, eski süpürge, artık kullanılmayan golf sopaları. Hatta tavan arasının faresini bile unutmamışlar. Oraya bir tane oyuncak fare koymuşlar. Ben de orada şöyle bir ruh haline girdim kendimce. Hani bazen olur eski tanıdıklarınız, sevdiğiniz falan beraber yaşarsınız ama onunla beraberken yaşadığınız eşyaları sonra tavan arasında kaldırırsınız. O gittikten sonra bazen insanın kafası mesela tavan arasında çıkar. O özlediği arkadaşını veya sevdiğine hemen yanında olmadığı için eşyalara falan sevgisini aktarır. Onları böyle tozunu alır falan. Böyle biraz düşünüp öyle girdim. Güzel de oldu. Sonra alt kata geçiyorum. Zemin kata. Zemin katın altına, bodrum katına. Bodrum katında kafe var. Orada etkinlikler. Öğrencilere, çocuklara boyama, oymacılık veya tiyatro, sinema gibi yerler var. Ve sinema salonu var. Suna yakın. Normalde müzeyi size bizzat gezdiriyor. Ama ben onunla gezmedim. Çoğu zaman da müzenin bahçesinde oturup size kitap imzalayabiliyor, sohbet edip çay içebiliyor. Bir alt katta geri kamerası şeklinde koridorlar var. Ondan sonra lavabolar var. Tek olumsuz yan müzeyle alakalı lavaboların dar olması. Asansör mevcut değil. Asansör görmedim. Yok. Zaten aşağı merdivenlerden küçük. Hocam bu arada arkadaşlar bir dakika biraz daha zamanınızı alacağım ama değecek diye düşünüyorum. Şimdi ben oyuncak müzesini gezdim, boş gelmedim. O kadar gezdikten sonra size 3 şanslı kişiye oyuncak hediye getirdim. Oradaki
Oradaki oyuncaklardan aynı olmak zorunda değil. Bizimki el koydu çok tatlı olduğu için size başka Alman'a oyuncak getirmiş sonuçta. Hocayı buraya davet edeyim sahneye. Şanslı kişileri seçmesi için. Arkadaşlarımız zaten numara dağıtmış olması lazım. 3 kişiyi seçeceksiniz hocam rastgele. Onlara oyuncak getireceksiniz. Bu arada o yarım gününüzü veya bir gününüzü alır en az müzeyi gezmek. Oralarda bir yerde boşnak bürekçisi var. Ben çok sevdim, beğendim. Onun da adresi zaten internetteki sayfamız var. 3 tane numara seçin. Rastgele. 87. Varsa gelsin, yoksa... Yok, 64. Bir şey kadar değil. Hocam 24. Tamam, 30. 600. 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 Hocam, hocam ben... Hocam, 129 mu? Ha, söyledim değil mi? Tamam, iyi. Bak, bir şanslıyım. Hocam, tamam, gelebilirsin. Hocam, siz takdim edin, ben vereyim. Olur mu? Sen takdim. Devam edelim. 88. Tabii, yani 100'den 150'ye kadar. Kaç hocam? 88 dedim. İçinde zaten not var, iyi günlerde kullanacağım. Tamam. Bir tane daha 70. Heh, iyi, tamam. Sadece daha. Bu kim, sen? Siyah mı var? Ne kısa?